önce unutmadan bunu söylemek istiyorum. Acil iki şeyi düzeltmemiz lazım. Bir, marşlarımız okunduğu zaman nerede okunursa okunsun. Bunu ben Azerbaycan'da da söylüyorum. Eğer Türkiye'mizin milli marşı da okunursa, nasıl Azerbaycan milli marşını okuyoruksa, Türkiye milli marşını da öyle okuyacağız. Burada da Türkiye milli marşını nasıl okuyoruzsa Azerbaycan milli marşını da öyle okuyacağız. Orada yazılan tek millet, iki devletin gereği bu. Değil mi? Gençlerimize bir sevgi şarkısını ezberlemek için bir gün yeterlidir. Bence Azerbaycan milli marşını ezberlemek için de, Azerbaycan'daki gençlerimiz için de, Türkiye'mizin milli marşını ezberlemek için bir gün yeterlidir. Diğer kardeş cumhuriyetler ve toplumlarımıza da yaklaşımımız bu tür olursa, o zaman başka cür düşünce ve fikirlerle de yolumuza devam ederiz. İki, birbirimize bu misafir sözünü demekten kurtulmamız gerekir. Ben her yere gittiğimde diyorum, ben Türkiye'de misafir değilim. Beni misafir kimi tanıtmayın. Bura sizin olduğu kadar benim de vatanımdı. Nasıl ki Azerbaycan da bizim olduğu kadar sizin vatanınızdı. Biz bu vatanın evlatlarıyız hepimiz. Hiçbirimiz misafir değiliz. Çanakkale'de de misafir değilim. Eğer bu topraklarda benim dedelerim vatan diyerek kan tökmüş de, şehit olmuş da onun torunu misafir olabilir mi bu topraklarda? Çanakkale'den ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden sizin dedeleriniz, bizim dedelerimiz giderek Azerbaycan için şehit olmuş. Demek ki o topraklar sizin için misafir olduğunuz yer olamaz. Orada vatandı. Değerli gençlerimiz, ben Çanakkale'de olduğumdan çok memnunum, çok mutluyum. Çünkü Çanakkale bizim için bir başka yer var. Tarihimizde özel bir yeri olan bir değerli vatan toprağıdır, değerli vatanımızın parçasıdır. Çünkü Çanakkale'ni okuyan, Çanakkale'nin Türk ve Türk-Müslüman toplumu için nasıl bir mücadele tarihini olduğunu bilen insan için Çanakkale'nin yeri de bir başkadır. Ben özür dileyerek sohbetime de başlamak istiyorum. Biraz geç kaldık. Çünkü Çanakkale şehitlerimizi ziyarete gittik. Onları ziyaret etmeden konferansı başlamamız doğru olmazdı. Hem bir vefa borcuydu. O aziz şehitlerimizin, değerli şehitlerimizin ruhu hürmetine Allah'tan bazı dualarımızı da seslendirmek istedik ki yeniden bir dönemden geçirik, yeni bir Çanakkale'den geçirik. Bu aziz, bu değerli vatan topraklarında yeni bir Çanakkale'den geçirik. Ve bu Çanakkale'den geçtiğimiz dönemde Yaradan'dan o aziz şehitlerimizin duygu, düşünce, vatan aşkı, vatan sevdasının biz torunlarda da öyle güçlü olmasını diledik. Çünkü buna ihtiyacımız var. Gençlerimize bu ruhu daha güçlü etmesini diledik. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Bakın ben diğer üniversitelerde de gençlerimizden sorarım. Biz Çanakkale'yi nasıl kazandık derim. Çünkü biliyorsunuz Çanakkale Zaferi ile ilgili en ünlü dünya tarihinin politikacıları ve askerleri bu bir askeri yollarla kazanılmayacak bir savaştı. Mümkünsüzdü, imkansızdı ama bizim dedelerimiz imkansızı, mümkünsüz değileni imkana çevirdi. Mümkün kıldı. Bunu nasıl yaptılar diyorum. Gençlerin heresi bir söz söylüyor. Ve sonunda diyorum değerli gençlerimiz, biz biliyor musunuz onu neyle kazandık? Biz onu dedelerimizin, nenelerimizin birlik, beraberlik ruhuyla kazanmıştık. Ve bizim bugün de bu vatan topraklarının bölgemizin yeni Çanakkale'den geçtiği dönemde de aynı birlik, beraberlik, sahiplenme duyguları içerisindeki o dedelerimizin, nenelerimizin ruhuyla bugün hayata sarılmamız, çalışmamız, mücadele etmemiz
gerekir. Biliyor musunuz o ruh hangi ruhtu? Bakın, hepinizin üzerinizde cep telefonlarınız var. Buradan Bakı'nı da ararsınız, Aşıkabad'ı da, Taşkent'i de, her yeri. İki dakikaya değil mi? Hemen hemen telefonlarınızın hepsinde internet var. İki dakika içinde iletişim kurabilirsiniz. Hemen hemen hepinizin evinizde televizyonlarınız var. Gazeteler alırsınız. Ama düşünün, 1915'ler ne telefon var, iletişim aracı. Cep telefonları yok, internet yok, televizyonlar yok. Ama bu nasıl bir ruhtu ki insanlar görmediği, bilmediği bu vatan toprağı için eşini, annesini, çocuğunu bırakıp gelmiş. Bu nasıl bir duygu, nasıl bir ruhtu ki orada bir köy var. Gidemesek de, göremesek de o köy bizim köyümüzdü. O vatan bizim vatanımızdı. Duygu ve düşüncesine nasıl sahip bir insanlardı ki anneden, babadan, eşten, çocuktan vazgeçerek şehit olmuşlar. Biliyor musunuz ne kadar Azerbaycan Türk'ü var burada? Üçünden fazla, hala kayıtlı resimler üçünden fazla. Ne kadar Balkanlardan, ne kadar Türkistan coğrafyasından, Kırım'ından tutun her yerinden Azerbaycan'a geldiğiniz zaman mutlaka gideceğiniz ilk yer şehitliği olacak. O şehitlik Azerbaycan'da beraber uyan Azerbaycan'ın Karabağ'da, Azerbaycan topraklarının işgali zamanı verdiğimiz mücadele zamanı şehit olan insanlarımızın şehitliğinin yanında Türk şehitliğini göreceksiniz. Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile uzaktan göreceğiniz bir şehitlik. Yıl 1918'di. Yine telefon yok, internet yok, televizyonlar yok. Ama Ermeni Daşnak çeteleri Rus Bolşeviklerin desteğiyle Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde soykırımlar, katliamlar hem de tek Kuzey Azerbaycan'da değil, yani bugünkü Azerbaycan devleti sınırlarında değil, bizim bugün İran içinde olan topraklarımızda da Güney Azerbaycan'ın da çeşitli bölgelerinde o soykırımları yaptıkları zaman birinci dünya savaşı. Zaten Osmanlı'nın zor günü, zor zamanları, ama buna rağmen Anadolu topraklarından Nuri Paşa'nın başkanlığından Türk-Kafkas İslam Ordusu, Çanakkale'li, Sivaslı, Edirne'li, İstanbullu, Malatyalı demeden insanlar anne babasını, eşini, çocuklarını bırakarak Azerbaycan için gitmiş, mücadele etmiş ve şehit olmuşlar. Orada bir köy var. Gidemesek de, göremesek de o köy bizim köyümüzdü. Biz bu dedelerin, nenelerin torunlarıyız. Ve bizim gençlerimize bugün aynı ruhu, aynı düşünceni ve aynı çalışma ortamı içerisinde olması gerekir. Bakın değerli gençler, bu hatıraları okuyun. Ağlayacaksınız böyle böyle. Bunlar masal değil, gerçek hatıralardı o dönem. Azerbaycan'da anneler, belki de birçoklarınız o dönemde o annelerin, dedeleri düşünen zaman biz daha eğitimliyiz, onlar bize bakan zaman eğitimsizdiler falan, ama onlar bizden daha derin duygu ve düşünceler içerisindeydi, inanın. Çünkü hiçbir şey olmayan bir annenin gelip sonunda kolundaki küçük bir bilerziği bile vererek Türkiye'nin, Anadolu'nun o zaman Bakı'daki temsilcisine, bak ben hiçbir şeyim yoktu verecek ama ben bunu taksam ne olur, indi takmasam ne olur. Koy oradaki kardeşlerimizin, insanımızın mücadelesine belki bir küçük katkısı olur diye, nasıl bir inç, nasıl bir ruh değerli gençlerimiz. Ve bizim bugün bu bilince, bu ruha ihtiyacımız var. Sayın Vekilim, neden ihtiyacımız var ve neden bunu yapmalıyız? Her şeyin bir mantıklı tarafı da var. Bunu da düşünüp bilmek istedik dediğiniz zaman, ben sadece bir şey size söylemek istiyorum. Değerli gençlerimiz, ben çok genç yaşlarında televizyonculuk hayatına başladım. Hemen hemen sizin hatırlayabileceğiniz son savaşların hepsinde çalıştım. Afganistan Savaşı, Irak Savaşı, Filistin'de. Her
her yerde çalıştım. Gazeteci olarak, televizyoncu olarak çalıştım. Dünyanın neredeyse %70'ini gitmişim, programlar yapmışım, çeşitli belgeseller yapmışım. 11 yılda, 3. dönemimdi benim parlamentoda, 11 yılda da Milli Meclis'te olmakla beraber Azerbaycan'ı iki uluslararası temsil eden heyetin üyesiyim. 11 yıldır Strasbourg'da çalışıyorum, Avrupa Konseyi'nde, AKP'yim diyorsunuz siz ona. İkincisi de Brüksel'de çalışıyorum, Euronews'te, Avrupa Parlamentosu yanında. Ve bunu iki uluslararası örgütte çalışan insan kimi size açık açık söylüyorum ki bilesiniz, gerçekleri ciddiyen bilesiniz. Değerli gençlerimiz, biz adaletin bittiği, uluslararası hukukun çöktüğü, uluslararası örgütlerin ise bazı güçlerin çıkarlarına hizmet ettiği bir dünyada yaşıyoruz şu an. Bunu bilmeniz gerekir. Dünyada adalet anlayışı bitmiştir. Uluslararası hukuk da çökmüştür. Uluslararası örgütlerin en üstünde duran Birleşmiş Milletler, United Nations dediğimiz, bugün Birleşmiş Milletler 5 daimi güvenlik konseyi üyesinin çıkarlarını savunan bir örgüt haline gelmiştir. Eğer o çıkarlar uygun görürse kararı alırlar, bir ayını beklemezler, giderler uykulatırlar. Ama işlerine gelmezse, mesela Azerbaycan'da olduğu gibi, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarıyla ilgili 4 karar 20 yıldan fazladır onun uygulanması için küçük böyle bir baskını bile uygulamazlar. Böyle bir dünyada uluslararası örgütlere yaşıyorum. Veya terör olaylarına yanaşmaya bakıyor musunuz? Biz nasıl bir teröre yanaşma var? Bize gelirse terör kötüdür. Ama Türkiye'de yüzlerle insanın canını alırsa parmaklarını kıpırdatmazlar. Hiç o terörle mücadelede gördünüz mü Türkiye'ye samimi destek verdiklerini? Batı'nın, Avrupa'nın, Rusya'nın, o uluslararası örgütlerin, görüyor musunuz siz böyle bir samimi desteği? Hayır, görmüyorsunuz, görmeyeceksiniz. Çünkü o terör örgütlerinin bazılarının arkasında o güçlerin içerisinden güçler var. Bunu bilmeniz gerekir. Terörle mücadelede de edek edek diyen de bize gelen de edek felsefesiyle yapırlar. Çünkü 20 yıl önce Azerbaycan'da metrolar, trenler, otobüsler Ermenistan devleti tarafından destekli şekilde terör örgütleri patladıp yüzlerle insanı katlettikleri zaman, her yere sesimizi duyurduğumuz zaman bunları niye görmüyorsunuz? Hiçbir şey yapmadılar. Ne yaptılar biliyor musunuz? O terörü yapanların birçokuna kahraman kimi anıtlar da dikildi bazı Avrupa ülkelerinde. Sivil insanları katledenlerin veya Brüksel'de PKK terör örgütüne destek kamplarını gördünüz mü? Hepiniz o videoları gördünüz, o fotoğrafları gördünüz. Maalesef ki biz böyle bir dünyada yaşıyoruz, değerli gençlerimiz. O yüzden bu dünyada ne yapmamız gerekir? Haksızlığa, adaletsizliklere karşı mücadele edebilmenin tek yolu var. Bu dünyanın bir kuralı var, şu andaki dünyanın, güçlü olmak. O yüzden güçlü olmak zorundayız. Bu güçlü olmanın yolu da birlikten geçir. Beraberlikten, birbirimize sahiplenmeden geçir. O yüzden de mutlaka bu birlik, beraberlik düşüncesini, ruhunu gençlerimiz sahiplenecek. Nasıl sahiplenecekler? Biz bunu sizinle beraber indi konuşacağız. Çünkü ben böyle protokol sohbetleri, protokol konuşması, biraz da slogan falan böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Şu andaki durumumuzu değerlendirip ne yapmamız gerekir bunun için? Her birimiz, ben, sen, o, genç kardeşim, hepimiz kendimizden başlayarak ne yapmamız gerektiğini artık bilerek bir çalışma içine girmemiz gerekir. Burada genç kardeşlerim de hepsi, kim bana söyler, kaçınızın odasında her tarafa gittiğinizde gördüğünüz yerde büyük bir dünya haritası var? Ben ellerinizi görmek isterim. Kaç kişinin odasında kocaman bir
Duvarda kocaman bir dünya haritası var. Kaç kişi? Bir. Çok az değil mi? Saysak 10-15 kişi yok. Bu dünya haritasının içerisinde artık olmayanlardan soramam çünkü zaten yok. Olanlar bu dünya haritası içerisinde hiç böyle düşünceye daldılar mı? Yani tarih okuyoruz. Biz 300 milyonluk bir milletiz değil mi? Okuyorsunuz tarihte. Türk milleti biz bu coğrafyada, Avrasya adlanan coğrafyada 300 milyonluk bir milletiz. Aa, bu Avrasya coğrafyası da akşam sabah bakıyoruz ki tüm savaşlar, büyük güçler bu coğrafyaya Çin'in hükmedeceği üzerindedir. Ne yazardı Amerika'nın ünlü siyasi fikir babalarından Zbigniew Brzezinski, hala Sovyetlerin dağılmasından önce yazdığı, kim okudu Satranç Tahtası kitabını? Bakabilir miyim ellerinize? Mutlaka okuyun değerli gençlerimiz. Ve ilk sayfasında çok çarpıcı bir cümleni göreceksiniz. Diyor ki, Avrasya coğrafyasına kim hükmedecekse dünyanı da o yönetecek. Çok açık ve net şekilde. Ve siz sordunuz mu kendinize, bu Avrasya deyilen coğrafya üzerindeki bu güç savaşı diyorlar. Biz de bunun üzerinde otururuz. Üstelik de bir 300 milyon anlayışı. Bir bakayım, bu dünya haritasında o gömleklerimize takıyoruz ya, gömleklerde aldığımız zaman iğneler var. Bir bu iğneleri de götürüm yukarıdan, kuzeyden, güneye, batıdan, doğuya. Bir oraya bir işaret koyayım. Biz neredeyiz bu coğrafyada? Bir bakalım görek nasıl bir coğrafya üzerinde otururuz? Kim yaptı bunu o 15 arkadaşımızdan, kardeşimizden? Kim yaptı? İşareler koyarak. Değerli kardeşlerimiz, buradan başlıyoruz. Lütfen. Çünkü bu size farklı bir bakış açısı verecek. İnanın bana. Bizim hocalarımız bir zamanlar bize bunu öğrettiler. Ben de onlara vefa borcu olarak bunları size söylemeyi kendime boş bilerim. Sabah, yarın kendinize bir kocaman, büyük dünya haritası alacaksınız. Onu odada masanın üzerine bir yere koyayım. Hayır, odanızın en güzel yerine asacaksınız. Sonra da o iğnelerden bularak biz bu kuzeyden güneye, batıdan doğuya, bu Avrasya coğrafyasının bir bakın neresindeyiz diye o iğneleri mutlaka batıracaksınız. Aa, inanıyorum ki bazılarınız hepsini bulamayacak. Biz nerede oturuyoruz? Elinizin altında Google var. Arayın. Rus içindeki Türkler, Çin içerisinde biliyorsunuz Doğu Türkistan, Türkistan, Balkanlar, aşağı Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, aşağıya Türkiye, sonra Irak içinde, Suriye içinde böyle bir onların hepsine bakarak işareler koyun ve iki adım arkaya çekilerek o manzaraya bakın bu coğrafya üzerinde ve siz kendiniz şaşıracaksınız. Ya biz nasıl büyük bir gücmüşüz burada? Bu dünyanın büyük güçlerin üzerinde savaştığı çok önemli noktaların bayağı büyük bir hissesinin üzerinde biz oturuyoruz. Karadeniz'i Hazar'a, Hazar'ı Çin sınırına kadar bağlayan büyük enerji projelerinin, enerji koridorlarının, İpek yolu kimi, Trasika kimi ulaştırma büyük koridorlarının geçtiği, geostrateji anlamda buralar olmazsa bu bölgede istediğimiz kadar askeri politik güç olamayız dediğiniz noktaların bayağı bir büyük çoğunluğu da, büyük bir hissesinde de biz oturuyoruz. Bizim milletimiz oturuyor. Yani biz Türk milletinin mensupları olarak bizim devletlerimiz ve bizim toplumlarımız oturur. Sonra bunu baktıktan sonra kendinize diğer sorunu verin. İndi bir bakayım, biz bu coğrafyada nasıl bir durumdayız? Çok büyük bir harita çıkacak karşımıza. Önemli noktalar. Büyük bir 300 milyonluk bir milletin evlatları. Ama bir bakalım durumumuz nasıl diye bakacaksınız. Kuzeyden güneye, batıdan doğuya kadar. Doğu Türkistan gözyaşı acı.
değil mi? Geleceksiniz kırın. Gözyaşı acı üzüldü, bitmeyen çile. Geleceksiniz Azerbaycan. Zaten iki yere parçalanmış. Gülistan anlaşması, Türkmen çay anlaşması, 410 bin kvadrat metrelik bir vatan toprakları bölünmüş. Ama onun yine Azerbaycan devleti içerisinde 410 nasıl bölüm bölüm bölünmüş ki Azerbaycan devleti içerisinde 86.6 ile kalmış bir vatan toprağının da %20'si Ermenistan'ın işgali altında 1 milyon insan evine dönemiyor. Hocalı, Karadağlı, soygırımlı yapanlar hala adalet karşısında cevap vermiş değiller. Yarın 31 Mart. 31 Mart Azerbaycan'da biliyor musunuz ne günüydü? Azerbaycan Türklerine soygırım edildi. 1918'de Nuri Paşa'nı anlattım ya, Azerbaycan'a gelmişti. Neden gelmişti? Hemen o 31 Mart'larda töredilen o soygırım katliamları durdurmak için gelmiştiler Azerbaycan'a. Aşağı ineceksiniz Ahıska Türkleri. Aslında Ahıska Türklerinin sürgününden Kosovlu aşık Üzeyir var. Onun bir dörtlüsü var. Belki de 10 politik kitap onun vereceği mesajı veremez. O mesaj, o dörtlüğünü söyleyeceğim. Aslında Ermenistan'dan kovulmuş Azerbaycan Türkleri, Ahıska Türkleri, Kırım Türkleri, bütün Türklerin nasıl aynı şeyin bedelini ödediklerini anlatar. Biliyor musunuz ne der? Der ki, Ahıska bir gül idi gitti, bir ehli dil idi gitti. Gidin söyleyin sultana, İstanbul'un kilidi gitti. Dert sadece biz değilik. Ey arkada olanlar bizden arkada. Buralar İstanbul'un kilidi olduğu için bu bedelleri ödüyorlar. Bu çok önemli bir... Son olayları gördünüz mü? Duz Kurmatı'da, Talaper'de yaşananları. Bir Hristiyan'ın barmağı orada kesilseydi bütün dünya tökülmüştü. 2600 insan kimyasal silahtan yaralandı. Avrupa'dan ses yok. Hiçbir şey de yok Batı'da, Rusya'da. Sanki hiç orada insanlara uygulanmış gibi değil. Suriye'de, Türkmen Dağı'nda insanımızın yaşadıkları, neler yaşıyorlar insanımız görüyor musunuz? Nerede o gücüler? O gücüler neyin ki onu durdurmak için mücadele etmediler? Oranı o duruma salma teşebbüsü ve düşüncesi onlar onun başında dururlar. Değerli gençlerimiz, bunu gördüğünüz zaman geleceksiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hala haksızlık, adaletsizlikle yüz yüze tam bu manzaranın geleceksiniz son kaleye, Türkiye'ye. Bakın bu son oyunlar. Bu bölgedeki son oyunlar, son senaryolar, sizce bu son oyunlar, son senaryolar nedir? Sizin düşüncenize göre bu sadece bir terör örgütünün yaptıklarıdır mı? Bir terör örgütünün devlete meydan okumasıdır mı? Kim bunu böyle görürse yanılır değerli kardeşlerimiz. Bu terör örgütü görünen tarafıdır. Piyonlar, yüzde olanlar. Bu arkada silah verenler, çadır kuranlar, politik destek verenler, bir teröristi cezalandıranda dünyanı yıkarak nerede görülüp teröristin haklarını, insan haklarını savunmak da biz yeni yeni böyle anlayışlar görüyoruz. Kendilerine gelende bunlar yok. Ama bunları görebiliyorsunuz. Tüm dert nedir? Türk ve Müslüman dünyasının son ve en güçlü kalesi. Bu Türkiye'de onu zayıflatmak, onu yıkmak. Çünkü onu zayıfladarlarsa zaten Türk dünyası da, Müslüman dünyası da istedikleri her şeyi bu coğrafyada uygulamak için, uyguladabilmek için çok rahat bir mümbit bir iklim olacak. O yüzden de Türk oyunlar bugün Türkiye'nin üzerinde Türkiye güçlenmesin. Türkiye güçlenmesin, Türkiye zayıflasın, daha da zayıflasın. Öyle bir duruma salak ki bu bölgeyi istediğimiz gibi, istediğimiz yere yönetek, istediğimiz senaryolar vardı ya,
o Çanakkale'de dedelerimiz bu zaferle yazmıştılar onları madde madde. Biliyorsunuz o maddeleri, bazıları hatta gizli maddeleriydi, açılmamış. Madde madde yazmıştılar bu coğrafya üzerinde neler olacak, neler olacak, neler olacak. Dedelerimiz izin vermemişti onların hayata geçip uygulayabilsinler. Ama dedelerimiz izin vermemişti diye onlar vazgeçmemiştiler bunlardan. Onlar bunu öyle güzel şekilde saklamıştılar. Zamanı geldiğinde tekrar onları uygulatmak için gündeme koymak. Bugün o maddelerden bir kısmını tekrar gündeme koymuşlar. Bu coğrafyanı yeniden şekillendirecekler. Yeni haritalar, yeni çizgiler, yeni sınırlar. Hepsini o akıl ve düşünceleri içerisinde yeniden uygulatalar. Kim mani olacak buna? Buna mani olan insanlar bir zaman sizin, bizim dedelerimizdi. Bugün de onların torunları olarak biz olmamız gerekiyor. Çünkü bedeli de biz ödeyeceğiz değerli gençlerimiz. Buradaki o yazdıkları senaryolar hayata geçerse öyle ağır bedeller öderiz ki tarih ne sizin ne bizi bugün affetmez gelecekte torunlarımız ki neden siz bunları göremediniz? O yüzden değerli gençlerimiz birçok şeyleri göreceksiniz ve görerek bilinçli şekilde birbirimize sahip olacağız. Ben Azerbaycan içinde de bunları böyle söylediğim için farkı yok Azerbaycan ve Türkiye benim için. İkisi de vatanım, ikisinin de ben evladıyım. Bilmeniz gerekmesi gereken şeyleri söylemek istiyorum. Azerbaycan'da da çocuklara söylerim. Derim ki, değerli gençlerimiz, artık bir şey olanda Sayın Vekilim, Rusya hep böyle yaptı, öyle yaptı, öyle yaptı, böyle yaptı sorular verirler. Ben diyorum, bakın benim değerli genç kardeşlerim, ben Sovyet işgalinde yaşadım. Rusya tarihini de iyi okuyan insanlardan biriyim. Çünkü o zamanlar Rusya tarihini okumamız mecbur idi. İyi de okudurdular. Ben hiçbir zaman Rusya tarihinde böyle bir şeye rast gelmedim ve bugünkü hayatımda da hiç zaman böyle bir cümleye rast gelmedim. Ne politikacılarından ne devlet yetkililerinden ki biz Deli Petr'dan gelme dedelerimizin sıcak denizlere inme politikasından vazgeçmişiz. Ben hiç okumadım bunları. Adamlar biz bu hayalden, bu düşünceden, bu politikadan vazgeçmişiz sözünü hiçbir yere yazmadılar. Ve demek ki vazgeçmediler. İki, bu Avrupa'nın batının en önemli fikir babalarından biri hangisidir? 20. yüzyıla büyük bir şekil vermiş. Churchill değildi mi? Ne derdi Churchill? Onun en önemli düşüncesi budur. Devamlı dostluklar değil, devamlı çıkarlar var. Budur. Avrupa ve batı politikasının real gerçeği budur. Devamlı dostluklar değil, çıkarlar var. O zaman sen bana söyle, Kahramanmaraş'a gidiyorum Sayın Vekilim, Kahramanmaraş'ın Fransız işgalinden kurtuluşunun şu yıl dönümü diyor. Anadolu'nun bir tarafına gidiyorum Sayın Vekilim, bölgemizin İngiliz işgalinden kurtuluşunun şu yıl dönümü. Kars'a, Erzurum'a bölgelere gelirsiniz, buradan Rus işgalinden kurtuluşunun falanıncı yıl dönümü değil mi? Bunu söylüyorsunuz. Hani bunlar devamlı çıkarlar vardı, dostluklar yoktu diyordu. O zaman ne zaman size söylediler ki biz o çıkarlardan vazgeçtik? Söylediler mi? Ben duymadım. Demek ki siz de duymadınız. Demek ki bunlardan vazgeçmiş değiller. Gerektiği anda hep bu çıkarlar kendi kafalarında ve düşüncelerindedi. İki, siyasi bilimler ve uluslararası ilişkilerde okuyan gençler daha iyi bilir. 20. yüzyıl ideolojiler savaşıyla geçti. Soyuk savaş da onun görünen tarafıydı. Yani kapitalist ideolojisiyle komünist, sosyalist ideolojisinin çatışmasıyla geçen bir yüzyılı geride bulduk. Ama 21. yüzyıl Huntington'u haklı çıkardı. Ve sizin görmeniz gereken tablonun diğer tarafı da bu. Evet, Huntington'u haklı çıkardı ve bu günleri İslamofobinin batıda bu kadar artışını da ve İslam'ı lanetleyen, onun hakkında kötü davranan politikacıların da böyle destek almasını sade nedenlerle bakmayın. Bunun altında çok ciddi meseleler var. Kim daha çok İslam aleyhine konuşursa bazı ülkelerde
İndi onların popülerliği daha da kalkır. Amerika'da da görüyorsunuz. Aynı manzaralı seçimler geliyor. İzleyebilirsiniz durumu. Maalesef ki kültürlerin gerginleştiği bir yüzyıla kadem koyduk. Onun önünde de İslam gelir. O yüzden biz Müslüman olarak İslam dinine içerisinde olan insanlar olarak bir taraftan da yeni bir Haçlı Seferlerinin de bu coğrafyada başka bir şekilde şekillenmesinin başlangıcını görmemiz gerekir. O yüzden de değerli gençlerimiz, eğer görüyoruksa durum böyledir, kendimizi korumanın, mücadele etmenin, adaletsiz ve haksızlıklarla savaşmanın da yolunu bizim bulmamız gerekir. Nasıl bulacağız? Burada kim bana söyler gençlerimizden bir bakın, dünyada Yahudilerin sayı ne kadardı? Kaç kişi söyleyebilir, dünyada Yahudiler ne kadardı diye? 9 milyon değil mi? Evinize gittiğiniz zaman açırsınız, bakırsınız. Sonra kendinize soru verirsiniz. Bakalım Türkiye Türklerinin kaçtan biriydi, Azerbaycan Türklerinin veya Türklerin kaçtan biriydi. Ve sonra düşünün, bu kadar gücü nereden alırlar? Ben, değerli gençlerimiz, İsrail-Filistin sorunu ile ilgili Filistin sorunu, televizyonda olduğum, çalıştığım müddette belgesel yapırdım. İsrail'e gittim, Gazze'ye, Ramallah'a. Çekimlerimi yaptım, kavgalıydılar birbirleriyle. Gazze Ramallah'ı kabul etmiyor, Ramallah Gazze'nin. Kendi aralarında da zaten sorun çoktu. Geldim, İsrail tarafında konuştuğum adam bakan değil, milletvekili de değildi. Orta okulda öğretmen bir hanımdı. Reportaj yapıldı. Biz Kudüs diyoruz, onlar Yeruşalim diyor biliyorsunuz. Kudüs'ün tarihini tartışıyoruz. Ben diyorum böyle olmuştu, diyor hayır böyleydi. Ben diyorum hayır böyleydi, o diyor hayır böyleydi. Tabii bir ortak noktaya gelemiyoruz tarih üzerinde tartışmada. O birden dedi ki, bu programı, bu çekimleri artık bitirelim mi dediği zaman ben nereden geldi bilmiyorum ama buna böyle baktım. Siz bu gücü nereden alırsınız dedim. O biliyor musunuz bana sadece üç şeyi anlattı. Ve ben o üç şeyi anlattıkça bizim aslında dedelerimizin, nenelerimizin kaybettiğimiz ruhundaki şeylerin ne kadar gücü olduğunun bir daha farkında oldum ve biz bunu yeniden diriltmemiz gerekir dedim. Biliyor musunuz ne dedim? Dedi ki ben İsrail'de doğmadım biliyor musunuz? Benim dedelerim, babalarım da İsrail'de doğmamış. Biz Amerika'dan gelmişiz. Siz biliyor musunuz dedi, bütün Yahudi ailelerinde yemek yersiniz siz de ailece öğlen akşam yemeği. Bazen aile akrabalarınız gelir, bazen kendi arkadaşlarınız içinde gençlersiniz. Kafeteryaya gidersiniz, yemek yersiniz. Siz dedi o yemeği bitirende galiba sofra duası okuyorsunuz değil mi? Evet dedim. Biz de dedi kendi inancımızla bir şeyler söylüyoruz. Siz biliyor musunuz tüm Yahudi ailelerinde ne söylerlerdi o yemek bittiğinde? Bilmiyordum, hayır bilmiyorum dedi. Döndü dedi ki, herkes derdi ki, gelen soframızı yeniden kuracağımız Yeruşalim'de açalım. Ben dedi düşünebiliyor musunuz? 5-6 yaşlarında çocuktum. Ben bilmiyordum bu Yeruşalim yemeli mi, içmeli mi, giymeli mi, hiç haberim bile yoktu. Ama ben bir şeye dikkatle bakıyordum. O masanın arkasında babamın annesi oturmuş, eşi oturmuş, çocukları oturmuş. Ben düşünüyordum ki demek bu Yeruşalim bizim için neyse bizim ailemiz için. Bakın anne için bir şey istemediler, baba için bir şey istemediler, hanım için, çocuk için istemediler. Bunu dediler. Demek ki bu her şeyden değerlidir. Bizi böyle yetiştirdiler dedi. Bizi böyle büyüttüler, yetiştirdiler. Siz indi gelip bana ne tarih anlatıyorsunuz, öyle değildi, böyleydi falan diye. Siz kendi aranızda düşünün. Biz ailelerimizde bunu yapabildik mi? Sınırlarımızın dışına bakabildik mi? Ve bunu yapması gerekir. Artık sizin yanınızda yeğenleriniz olacak, dayısınız, halasınız, teyzesiniz, amcasınız. O çocuklar onu öyle görecek. İnşallah
o sofralar arkasında artık yedik, arabamız bu, işimiz bu, böyle böyle anlamsız anlamsız sohbetler değil, onu türleyeceksiniz. Gelen sofralarımızı işgalden azat edeceğimiz Karabağ'da kuralım. O Kırım'da dedelerimizin yurduydu, orada Ahıska'da, Kerkük'te, Talaper'de, Türkmen Dağı'da, Balkanlar'da, Doğu Türkistan'da. Bu düşünceyle her defa bu konuları sohbet edeceksiniz ki hem kendiniz daha çok sahiplenesiniz, iki de büyüyen çocuklarınıza o ben görmedim, bilmedim ama demek oralar neyse önemli. Bakın bizim ailemizde ne kadar bu konular önemliydi diyecek. İki, burada kimden sorsam diyecek ki sayın vekilim ben canımı da veririm Azerbaycan için ve ben sizin duygularınıza katiyen şüphe etmem. Ama ben her konferansta böyle diyen kardeşime kurban olun, hala canın zaten gerekmez. Gerekirse hepimiz gidip veririz. Ama sen böyle konuştuğun zaman, duyarlı, duygulu konuştuğun zaman da bir günde bir gencimiz, sayın vekilim dedi konferans böyle giden de, bu Azerbaycan'la Türkiye arasında dedi, bu sınırlar falan ne zaman kalkacak dedi, hiç tam bile vizesiz falan konuşuyor. Ne güzel dedim konuştum değerli kardeşim. İndi birden düşünsen böyle konuştuğun zaman ben Azerbaycan Türk'ü değilim. Bir Fransız, bir İngiliz'im. Hemen dönüp diyorum ki ya sen Azerbaycan'ı bu kadar mı seviyorsun? Gerçekten bu kadar mı önemli senin için? Benim hiç haberim yok oralardan. Bir 10 cümleyle bana Azerbaycan'ı anlatır mısın? Nedir bu Azerbaycan? Siz senin neyine gerek Azerbaycan? Sizin için ne önemi var ki Azerbaycan'ın? Bana ama kardeşiniz, ortak tarih, kültürü, bunları bırakın zaten herkes bilir. Bana Azerbaycan'ı anlat. Geçmişinden bugüne 10 cümleyle. Azerbaycan tarihi, sanatında bu, stratejik önemi bu, birliğimizin önemi bu. Anlat bana 10 cümleyle, 15 cümleyle yüzüme bakır. Bak dedim değerli kardeşim, ben Azerbaycan'da da bunu senin kimi kardeşlerime söylerim. En acımasız sınırlar da vizeler de biliyor musun nerede olur? Kafalarla kalplerde. Eğer biz onları kaldırırsak o karadakileri boş verin, zaten kendi kendine kalkar. Ama olar olmasa bile bizim kafamız ve kalbimizde o sınırlar, vizeler kalkmadığı süreçte kalksa ne olur, kalkmasa ne olur? O yüzden değerli gençlerimiz, birbirinizi bilinci öğreneceksiniz. Sahiplenme duygusu bilmeden geçer. Bakın, bunu kaybetsem, siz kaybetseniz kaç gün arayacaksınız? Bir saat, iki saat değil mi? Beş gün aramayacaksınız değil mi? Neden? Çünkü diyeceksiniz bunun fiyatı 10 liradır en fazla, gidip yenisini alacağım. Cep telefonunuzu kaybetseniz kaç gün arayacaksınız? Günlerce. Niye? 400-500 liradır. Arabanı kaybetseniz aylarca. Neden? 15-20 bin liradır değil mi? Değeriyle. Bilgi böyle bir şey. Azerbaycan veya diğer Türk devletleri veya toplumları, kardeş cumhuriyetler toplumlar nedir bilinç olarak bizim için ne kadar önemlidir tarihiyle, abidesiyle, bugünkü durumuyla, ekonomisiyle, geostratejisiyle bunu iyi şekilde bildiğiniz zaman o zaman nasıl sahiplenme duygusu olur biliyor musunuz? O sahiplenme duygusu da iş birliğine getirir. O yüzden değerli gençlerimiz mutlaka bu düşünce içerisinde öğrenmek gerekir. Gençlerimizin ciddi şekilde öğrenmesine, duygunun yanında bilgi ve bilinç içerisinde olmasına çok büyük ihtiyaç var. İki, dün ben Hazar Koleji'nde de söyledim, İmdat Bey buradaydım. Biliyor musunuz o kadın bana ne dedi? Siz dedi her gün sabah evinizden çıkanda ne diye çıkıyorsunuz? Bana kimse o güne kadar böyle soru vermemişti. Nasıl evimden çıktığım zaman ne diye çıkıyorum dedim. Yani yeni bir gün başladı, işe gidiyorum, okula gidiyorum. Neye gidiyorum? Ve döndüğünüzde hesap verer misiniz? Bugün bitti, ben ne yaptım? Diye. Ben de kendimi toparlamaya çalışarak tabii ki dedim. Ne diyorsunuz? Evden çıktığım zaman gidirem kendim için, ailem için, ha? Milletim için, devletim için bir şeyler yapmaya. Tamam dedi. Döndüğümde de bugün kendim için, ailem için, milletim, devletim için bir şeyler yaptım, yapmaya çalıştım diye hesap veriyorum. Tamam dedi. Biz de aynısını yapıyoruz ama biliyor musunuz dedi, bizi nasıl yetiştirdiler. Ben
kendim ve ailem için ne yapacağım da dönemde hesap verende ne yaptığımın yanında ben Yahudilik ve İsrail için ne yapacağım ve ne yaptım. Bu %50'nin %50'ye en az olacak. Bu Yahudilik ve İsrail için ne yaptım, kendim ve ailem için ne yaptığımın altına düşerse sen o milletin iyi evladı değilsen diye yetiştirdiler bizi. Bizim gençlerimiz ciddi şekilde bu düşüncenin içerisinde olması gerekir. Bunu biliyor musunuz neden söylüyorum? Ben bugün Avrupa Birliği'ne bağlı Sivil Toplum Örgütü'nün bir araştırmasını okudum. Okudum ve geldim Azerbaycan'da. Üreğ ağrısıyla anlattım onu gençlere ki ben utandım dedim biliyor musunuz onu okuduğum zaman. Sosyal ağlar ve sosyal medya üzerinde araştırma yapmışlar. Biz sosyal ağları ve sosyal medyanı en çok kullanan toplumlardan biriyiz. Türk millet olarak. Ama kimler nasıl kullanır? Birkaçını örnek verir mi bilirsiniz? Fransız gençliği daha çok bilgi almak için. İngilizler haber okumak için, Türkler eğlenmek için. Ben şimdi size soru veriyorum. Bizim böyle bir coğrafyada, böyle bir zor dönemden de geçiyoruz. Gerçekten eğlenme hakkımız var mı bizim? Bu kadar. Yani bu kadar eğlenme hakkımız var mı? Benim düşünceme göre yok. Ben dün televizyonda anlattım. Sayın Vekilim dedi tatil. Ben dedim tatil yapmıyorum. Neden? Çünkü ben dedim çok şehir arkadaşlarımı, okul yoldaşlarımı, arkadaşlarımı, akrabalarımı şehit vermişim. Ben her onların mezarını ziyaret edende kendime bu soruyu veririm. Onlar bizim için hayatlarından geçtiler. Ben onlardan çok fazla yaşadım. Ben bu yaşamanın hakkını verebildim mi? O şehitlerin karşısında o hakkı vermek verebildiğinizi düşünmeniz gerekir. Bugün görüyor musunuz ne kadar genç kardeşleriniz şehit olur? Bu şehitler bizim şehitlerimiz değil mi? Kimin için onlar şehit oluyor? Onlar bu vatan için şehit oluyor. Bu devletimiz için, vatanımız için şehit oluyor. Onun bütünlüğü parçalanmaması için şehit oluyorlar. Bizim için rahat yaşamamız için şehit oluyorlar. Eğer onlar bizim için canından geçiyorlarsa bizim onların karşısında borcumuz var. O borcu yerine getirmemiz gerekir. Nasıl yerine getireceğiz dediğiniz zaman o zaman da ben bunu böyle söylüyorum. Bakın burada sorgu etsem ki kaçınızın içerisinde diğer Türk devlet ve toplumlarından arkadaşlarınız var. Mesela kim bana der ki sayın vekilim benim Facebook ve Twitter üzerinde 15 tane Azerbaycan'da, 10 tane Türkmenistan'da, 5 tane Kırım'da, 3 tane Türkmen dağında, 10 tane Telaper'de arkadaşım var. Onların bilgilerini paylaşıyoruz. Onlar paylaşır, ben aktarıyorum. Ben paylaşırım, onlar aktarıyor. Bir konuşuyoruz, neler yapabiliriz, sesimizi nasıl duyurabiliriz? Ne kadar insan bunu söyleyebilir? Bir kişi, iki. Değerli kardeşlerimiz, dost edinme için ne kadar zaman lazımdır? İnternetin başında ben siz benden daha iyi nesilsiniz. Biz biraz teknolojide daha geri nesiliz. 20 dakika bana yeterliydi. En tane 10 tane dostum. Göndereceğim arkadaşlık. Kim olduğumu yazacağım. Seninle dostluk yapmak istiyorum. Birbirimizi takip alacağız o kadar değil mi? Neden yapmıyoruz o zaman? Hani dedelerimiz Çanakkale'ye geldi, buradan Bakü'ye gitti. Çocukları neden internetin üstünde 20 dakika arayıp da o kardeşliği, o bağı kuralım, birbirimizi iyi bilelim, birbirimizle ilgili konuları iyi tanıtalım. Değerli kardeşlerimiz, bunun çok büyük önemi var. Bakın, biz Avrupa'dan şikayet ediyoruz. Ben de sizin başınızda. Bu kadar duyarsızlar, tepki vermezler bizimle olan konuya vesaire değil mi? Ben şimdi sizden soruyorum. Siz üniversite gençliğisiniz. Gelin biraz samimi konuşalım. Siz bana sen iyisin, ben de size en iyiyiz. Birbirimizi tarif edecek durumumuz yok. Gerçekleri konuşup bir vizyon çizmemiz gerekir. Burada kaç kardeşimiz? Sadece Türkiye için götürelim. Ben hiç Azerbaycan'ı bırakalım. Son günler ne kadar terör patlaması oldu? Ne kadar insanımız şehit oldu? Ne kadar terrorla mücadelede insanımız şehit oldu?
kaçınız 50 tane Avropalı milletvekiline Twitter, Facebook hepsinin ünvanı orada bir üç cümle mesaj yazdınız, iki cümle mesaj. Neden? Bu konularda sizin tepkinizi görmüyoruz. Görmüyor musunuz? Neden bu teröre karşı sesinizi duyurmuyorsunuz? Neden Hollanda milletvekilleri, bu nasıl bir saygı anlayışı ki sizin Türk kökenli Hollanda parlamentosundaki arkadaşınız diyor ki gelin bir dayanıklı saygı duruşuyla yad edelim. Biriniz destek vermiyorsunuz. Adam konuşma yapar. Konuşma yaptığı yerde konuşmasının bir dakikasını saygı duruşu kimi dayanır. Biriniz arkadaşınıza en azı saygı duyarak ayağa kalkmıyorsunuz. Bu nasıl insan hakları anlayışı? Bu nasıl insana yanaşma anlayışı diye kaçınız Hollanda parlamentosunda 5 milletvekiline neden o insanı tek koydunuz orada? O ne söyledi ki? Dedi ki terör kurbanlarına, teröre maruz kalmış insanların hayatını kaybetmiş. Gelin bir dakikalık saygı duruşuyla yad edelim. Ne söyledi ki? Doğru olmayan. Hani siz Paris'tekini yad etmiştiniz? Hepiniz kalkmıştınız. Brüksel olanda da hepiniz kalktınız. Neden buralarda aynı şey değil mi? Bu terör aynı şey değil mi? Ondan insanlar eğer hayatını kaybedirlerse kaçınız yazdınız değerli kardeşimiz? Veya Brüksel parlamento milletvekillerine ki siz neden terör örgütünün çadırlarına öyle destek veriyorsunuz? Bu kadar insanımızın, benim ailemin, akrabamın, arkadaşımın, bakın bunlar canına kastediyorlar. Sizin böyle yapmanız teröre destek bu nasıl bir anlayıştı diye kaçınız yazdınız? Tamam yabancı dilleri bilmeyen olur ama hocalarınız var değil mi? İngilizce, Rusça, Fransızca. Ya hocam bu iki cümleleri bana tercüme et de iyice. Ben bunu 50 kişiye göndereceğim. 50 kişiye Twitter ve Facebook üzerinde göndermek için size 40 dakikadan çok zaman gerekiyor. Aynı şeyini göndereceksiniz direkt direkt. Bakın değerli gençlerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Jennifer Lopes'ın bir otel açılışında konser vermemesi için Rumlar, iki güne Rum gençleri Twitter üzerinden biliyor musunuz ne kadar baskı yaptılar? Öyle yaptılar ki adam açıklama vermek zorunda bıraktılar. Ya ne oluyor dedi bu nasıl bir şey her yerde. Tek orada değil, Londra'da, Fransa'da yaşayanı, Londra'da yaşayanı, Brüksel'de yaşayanı, her yerde yaşayan Rumlar gençler demedi ki ya ben orada doğmamışım ki, Güney Kıbrıs'ta doğmamışım ki, ben Paris'te doğmuşum, ne derdime benim? Ben Amerika'da doğmuş Rum'am, benim ne derdime? Hepsi yazdılar. Bu duyarlılıktı değerli gençlerimiz. Bakın Azerbaycan konusunda da aynı şey diyorum. Kurban olurum size. O günler biz çok ünlü bir futbolcu arkadaşımızı sohbetini yapıyoruz. Diyorum ki sizin ne kadar takipçiniz var? Yüz binlerle. Ya kurban oldum bu hocalık soykırımının yıl dönümünde iki cümle bir Twitter atmak ki en azı bu soykırıma maruz kalmış insanlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu kadar mı zordu? Bu kadar mı zordu? Bizim insanlarımız Karabağ, siz gençler, hocalık konusu olsun. Gördünüz mü? Bakın değerli gençlerimiz, hiç zaman demeyin ki bana ne? Bakın 20 yıl bundan önce Hocalı'da soykırım yapanları adalet karşısında cevap vermesini sağlayamadığımız için sonra hangi tabloda karşımıza çıktılar? Türkiye'de gazetelerde çıktı, baktınız mı tabloya, o şekillere? O kişi vardı ya, Ermenistan'da PKK terör örgütü içerisinde savaşmaya gelenin, sonra hayatını bitirenin PKK terör örgütü ve Ermenistan bayrağını sarılmış cenazesini yanındaki resimdeki adama kim olduğunu baktınız mı? Ermenistan'ın savunma bakanıydı Seyran Ohanyan. O Seyran Ohanyan'ıydı ki Hocalı'da, Karabağ'da insanımızın kanında eli vardı. O katliamda, soykırımda. Onların adalet karşısında cevap vermedikleri için 20 yıldan sonra oradaki insanımıza karşı acı verenler sonra burada karşımıza çıkar. İndi de buraya asker gönderdiler. Türkiye'ye karşı, insanımıza karşı savaşmak için insan gönderdiler. Karşımızdaki zihniyet hep aynıydı. Sadece bunu iyi şekilde değerlendirip oradaysa o yılanın başını orada durduracağız. Buradaysa burada durduracağız.
Çünkü niye ondan önce de Türk diplomatlarını katile yetirenler vardı. Onlardan biri de dünyaca ünlü terörçüydü biliyorsunuz. Sonra ne oldu? Onların cevap veremesini sağlayamadık. Sonra geldi Karabağ'da bulduk bir de onu. İndi orada katliam yapırdı. Görüyor musunuz neler yapabilirler? O yüzden değerli gençlerimiz, ben dünyanın her yerine gittiğim zaman insanımızla bunu konuşuyorum. Artık biz farklı ideolojide olabiliriz. Farklı düşüncede olabiliriz. Farklı mezhep, tarikat da olabiliriz. Partide de olabiliriz. Ama o ana çatı var ya, o çatıda hepimiz beraberce olmalıyız. Bugün dünyanın neresinde yaşayırsa yaşasın, ideolojisinden, mezhebinden, partisinden, tarikatından asıl olmayarak bugün dünyadaki bütün insanımızın anlaması gerekir ki bugün gün Türkiye'nin yanında olmak günüdür. Çünkü bugün Türkiye'nin yanında olursak, güçlenirse güçlü olacağız. Zayıflarsa zayıf olacağız. Bugün Azerbaycan'ın yanında olma günüdür. Çünkü Azerbaycan Güney Kafkasya'da tek kalemizdi. Eğer zayıflarsa demek bizim oradaki kalemizle biz hepimiz zayıflamış durumda olacağız. Türkistan'daki, Orta Asya'daki kardeşlerimiz, kardeş cumhuriyetlerimize de aynı düşüncede bakacağız ve dışarıdaki toplumlarımıza da aynı düşüncede bakacağız. Neden? Değerli gençlerimiz, biz tarikatımızı da seçebiliriz, mezhebimizi de seçeceğiz, partimizi, ideolojimizi de seçip değişebiliriz. Biz iki şeyi ne seçebiliriz, ne de değişebiliriz. Bunun biri anne babamızdı, biri de milli kimliğimizdi. Biz onun anne babamızın evladı olarak doğarız, milletimizin evladı olarak doğarız, öyle de ölerdik. Ben istemiyorum değişimi demekle çıkamazsınız ki. O yüzden bu çatı söz konusu millet ise, söz konusu vatandırsa ne derdiler? Gerisi teferruattı düşüncesi. Altındaki o ayrılıkları boş vereceğiz. Birlik, beraberliği içerisine ciddi gireceğiz. Bakın, bizim müsait olduğumuz yerlerden bizi vurmuşlar. Bizi nasıl vurabilmişler biliyor musunuz? Bir dönem Kazak, Özbek, Türkmen, Kırgız, bize burada Türkiye'de Azeri diyorlar herhalde kardeşlerimiz. Ben de her yerde kardeşim bize Azeri demeyin derim. Azeri diye bir millet yok. Ya deyin Azerbaycan Türkleri, ya deyin Azerbaycanlılar vatandaş kimliği olarak. Siz Azeri değilsiniz. Ama bunu görün, görün bunu kafamıza nasıl sokmuşlarsa ve neden sokmuştular bunu kafamıza? Çünkü birliği olmasın. Bunlar birlik yaparlarsa, bunlar güç olacaklar. O gücü bölmek için böyle böyle senaryolar yaptılar, biz de müsait olduk. Artık biraz sınırlar üstü düşüneceğiz. Dedelerimizden sorsanız bazıları diyecek biz Kafkasya'dan gelmişiz, bazıları diyecek Orta Asya'dan. Benim dedelerimin bir boyları buradan. Demek ki bu coğrafya, bu vatan bizim hepimizin vatanımızdır. O yüzden biz sınır üstü düşünceyle birbirimize sahipleneceğiz. İki, bunu da size söylemeyi borç bilirim. Çünkü değerli gençlerimiz, bunu hiç zaman unutmuyorum. Türk milletine bu coğrafyada en büyük bedel ödeden bir savaş olmuş. Çok savaşlar, hepsi bedel ödetmiş. Ama bir savaş var ki o bize en acısını ödetmiş. Bu Çaldıran Savaşı'ydı. Bu Sultan Selim ve Şah İsmail'in savaşıydı. Biz 500 yıldır bu coğrafyada hala bu savaşın bedelini ödüyoruz. Bunu unutmuyor. Ve bu savaşta kimse kazanıp kimse yenilmemişti. Biz yenilmiştik. Kazananı, tek kazananı vardı. Avrupa Batı'ydı. Biz yenilmiştik bu savaşta. Niye? Ölen bizdik, öldüren bizdik. O toprağı kazsanız her iki askerin kemikleri bizim insanımızındı. Aynı senaryoları tekrar getirirler Müslüman coğrafyası üstüne. Buna müsait olmamamız ana şart. Çünkü Müslüman dünyasını yıkıp mahvetmenin en kolay yolu askersiz falansız bu. Bakın Irak'a asker getirdiler. Sonra dediler ki ya buradan askerimiz ölür gelir içimizde protesto aslında insan ölür. Çok para harcıyoruz falan. Neden bu kadar asker falan öyle bir senaryolardan atalım birbirleriyle uğraşacaklar. Bizdeki kendi çapımızda buraları istediğimiz gibi yöneteceğiz. Ufukta
bir məzhəb gərginliyi gətirirlər. Bunu bilməniz gərəkir. Yenidən Müslüman coğrafiyasına aynı oyunlar gətirilir. Maalesef ki, Müslüman coğrafiyasının bir kısımları buna müsaitdir. Gördüyü manzara, aman ha, nə müsait olun, nə izin verin, nə də izin verdirtdirin ətrafa yayın. Çünki bunun acısını çox ağır ödətiniz. Və dedələrimiz də o yüzdən türkləşmək, İslamlaşmaq markasında altında heç zaman məzhəb demədən İslamlaşmaq və üçüncü nə dedi? Çağdaşlaşmaq dedi. Qas kuralı üç sözdürmüşdür. Qas kuralı nə dedi? Dildə, fikirdə, işdə birlik. Çünki dillə fikirdə bir olamayanlar işdə bir olamazdı. Mümkünsüz bir şeydi. Ali bəy Hüseyinzadə də arkasınca türkləşmək, İslamlaşmaq, çağdaşlaşmaq dedi. Türkləşməyi önə qoyma düşüncəsi ırkçılıq fəlsəfəsi deyildi. Türklər zaten heç zaman ırkçı olmadılar. Çünki biz tarixdə kəsimsiz imperatorluq qurmuşuz. Bizim dedələrimiz 500 il bu coğrafiyada biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik deyə Yunus'un çocukları olaraq hər dindən, ırkdan, etnik qrupdan insanları mutlu bir arada yaşatmanın modelini göstərdilər. Orta Doğudan çıxdı dedələrimiz Orta Doğu qan içində, Balkanlardan çıxdı, Balkanlar bir ayrı içərisində. Amma bunu niyə dedi? Dedi ki, bir-birinizə sahib çıxın, qaqazları da itməyin, Hristiyandı deyə. Tuvarları itməyin, Buddistdi deyə. Altaylarda, Sibiryadakıları itməyin, Şamanistdi deyə. Bir də aman ha bu çatını möhkəm tutun ki, məzhəb və təriqət kavqaları ilə yarın sizi bölüb parçalayamayasınlar deyə dedi. İki İslamlaşmalı qoyduğu zaman arkasında həmən dedi, aman ha bu məzhəb kavqası oyunlarına ki, hep bizi bununla parçalamaq istəmişlər, buna izin verin. Və arkasınca nə dedi? Çağdaşlaşmaq. Çünki eğitimli, bilgili, bilinçli insanlar zaten bunu izin verir. İzin verməz, müsait olmaz eğitimli, bilgili, bilinçli insanımız. Dedi ki, bu çağdaş dünyanın insanı olabilmək üçün iyi okuyun. Çağdaş dünyanın dilini bilin, kurallarını bilin. Çünkü hakkınızı sadece böyle savunabilirsiniz. Yani okumak, eğitimli olmak. O yüzden değerli gençlerimiz, ben zamanım galiba çok aldım. Ama size bir kardeş gibi bu sohbetleri bitmek istedim ki, siz bilirsiniz, dün bir hocamız vardı, öyle dedi. Ya dedi, bu Ermenilerin gücü. Hocam dedim, o gücü biliyor musunuz nereden alırlar? Nereden dedim? Galiba dedim, hocam biz de bir şeyleri doğru yapmadık. Çünkü onları ben gördüm, Amerikalıyım. Ben Amerika'da doğdum, Suriye'de doğdum, Ermenistan'da doğdum demezler. Ben bu milletin evladıyım. Bununla ilgili Türklüğün aleyhine ne düşmanlık varsa arkalarındadırlar. Sözde Ermeni soykırımı iddialarının arkasında her coğrafyadan geçse vardır. Ermenistan'ın arkasında her coğrafyadan geçseler vardır. Ve sizin kimi gençlerden biri Amerika'da biliyor musunuz bana ne dedi? Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili bir konferanstaydık. Tabii ki bizde hayır böyle olmadı, tezlerimizi söylüyoruz. Argümanlarımızı, tezlerimizi seslendiriyoruz. Bu gençlerden o zaman oğul coşmuşum zamanıydı. Bu gençlerden her Irak savaşı yeni başlayacak. Daha Amerika'nın Türkiye ihtiyacı var. Bu aralarda bu şeyler hiç söylemezler falan. Düşüncesi gündemde kritik yapın. Diyor ki, oğul coşmuş diyor bize seçimlerde söz vermişti. Bunu söyleyecekti. Ama diyor bize verdiği sözü tutmadı. Biz de ona on binlerce mektup gönderdik. Sözünüzü tutun diye. Bu copy break dedikleri kahve molası dediğimiz zaman ben hemen buna döndüm dedim ki siz gerçekten inanıyor musunuz ki Bush bu ifaden bu sözü diyecek. Döndü dedi ki hayır biliyoruz demeyecek bu yıl. Nisan gelir. Neden dedim o zaman dediniz ki Nisan gelir biz on binlerce mektup gönderdik. Tabii ki dedi biz Amerikan Cumhurbaşkanı'na bu davanın arkasında ne kadar büyük bir güç olduğumuzu hissettiriyoruz. Tabii ki bu konuda yapmazsa başka bir konuda bizim gönlümüzü almaya çalışır dediği anda hangi konuda dedim. Tabii ki dedi
Ermenistan Karabağ konusunda. Hemen döndüm dedim ki sen hiç Ermenistan'da oldun mu? Hayır dedim. Düşünebiliyor musunuz? Değerli gençlerimiz, biz bunu niye söylüyorum? Biz de bir yerde hata yapmışız. Biz de insanlarımıza dünyanın neresinde olursunuz olun. Bakın bu sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla o dedelerimize ki yaradılanı yaradandan ötürü sevdik diyen dedelerimize nasıl hakaretler yapırlar ki güya soykırım uygulamışlar. Hiçbir kanıtı belgesi yoktur. Ama nasıl dünyada bir çalışmanı yürütebilmişler? Ama belki bunun bir tarafında biz de iyi çalışmadık diye bu kadar başarılı oldular. Biz de her coğrafyadan giden insanımız Azerbaycan demeden Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, bilmiyorum Kırım demeden biz de gittiğimiz her yerde birlik olup bu konulara karşı beraber mücadele etseydik bu kadar başarılı olmazdılar. Bir bu tarafından düşünebiliyor musunuz konuları? O yüzden değerli gençlerimiz karşımızda bize karşı, insanımıza karşı, vatanımıza karşı, devletlerimize karşı bizi kendi karşılarına alarak bize adaletsiz, haksızlık yapılanlara karşı, yapanlara karşı tek bir yolla mücadele edebiliriz ve kendimizi koruyabiliriz. Bu birlik, beraberlikti, duyarlı olmaktı. O yüzden de hangi konuda olursa olsun hepinizin bir misyonunuz var. Ben Azerbaycan'da derim, sosyal medyada en az gününüzün 40-50 dakikasını sarf edirsiniz. O laptop odanızın neresindeyse elinizle böyle büyük bir söz yazın. Eğer ben bu sosyal medyada geçirdiğim zamanın en az %30'unu da milletime karşı haksızlıklara karşı sesimi ucaltmak, dünyaya sesimizi daha çok duyurmak, kendi kardeşlerimizle ilişkiler kurmak için kullanmazsam bu milletin de bu vatanın da havası, suyu, ekmeği bana haram olsun diye Azerbaycan'da söylerim. Yazın durun arkadaşlar. Değerli gençlerim. Çünkü eğlenecek durumda değiliz. İyi okuyacağız, öğreneceğiz, duyarlı olacağız, birbirimize sahipleneceğiz. O zaman bu acıları bitirebileceğiz. O zaman Karabağ'a da daha çabuk döneceğiz. O zaman Kerkük, Telaper, Duz Hurmatı'da, da, Türkmen Dağı'da, Kırım'da, Doğu Türkistan'da, Ahıska'da, Kuzey Kıbrıs'ta, Balkanlar'da, Türkiye'nizdeki yaşanan bu terör kimi olaylarda bunların hiçbirini yapamayacaklar. İnanın yapamayacaklar. O yüzden de ben size bu konuda daha inanırım ki siz böyle bir gençliksiniz buradakiler. Çünkü siz buraya gelmiştinizse demek ki bu duyguları bölüşürsünüz. Ama bir şeyi unutmuyor. Aydın sözünün anlamı aydınlatmadan gelmiş. Aydın sadece ben bunu biliyorum, ben bununla böyleyim demekle yetinemez. Aydınlatacak başkalarını da, arkadaşlarını, çevresini bu konularda ciddiyen aydınlatacak. Ve ben inanıyorum ki siz böyle bir gençliksiniz ve çevrenizi de böyle aydınlatacaksınız. Biz o birlik, beraberlik, o düşünceni oturtabileceğiz. İnanın ki 15-20 yıl sonra başka bir manzara çıkacak. Daha güçlü Türkiye, daha güçlü Azerbaycan, daha güçlü Türkistan, daha güçlü diğer o bölgelerimiz ve birliğimiz karşımıza başka bir manzara olacak ve daha güçlü olacağız bu coğrafyada. Ben de bu yolda hepinize başarılar dilerim. Ve sonda da söyledim ya hep neyle bitirmek, ben de konuşmamı hep böyle bitirelim. Çünkü bunu sadece bir slogan olarak demiyorum. Bizim Azerbaycan'da düşüncemiz bu. Bizim şehitlerimize yeminimiz var. Biz işgal olmuş topraklarımızı ya azat edeceğiz ya da azat edeceğiz. Bunun başka yolu yok. Ya azat edeceğiz ya da azat edeceğiz. Ve inşallah ki ödül uzakta değil. Bu toplantını bu güzel Çanakkale'mizde dedelerimizin kahramanlık dastanı yazdığı bu güzel ruhu taşıyan bölgemizde yaptık. İnşallah ki gelen böyle bir görüşlerimizi, toplantılarımızı işgalden azat edeceğimiz birlik beraberliği içinde okuyursunuz ya çırpınırdın Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına diye. Sonra okudunuz ya ey kahraman evladın şanlı vatan Azerbaycan Milli Marşı'nı, o Milli Marşı yazan bestesi,
Çırpınırdın Karadeniz'in bestesini yapan o insan Üzeyir Bey Hacıbeyli de o toprakların oğluydu. Bu şahıydı. O yüzden inşallah o güzel bölgelerimizde de bunu yapacağız birlikte. Ve Çanakkale'de ben rektorumuza teşekkür ederim, hocalarımıza teşekkür ederim. Bizim dedelerimiz Sovyetler dağıldıktan sonra dedelerimizin davamçıları gelmiş buraya. Bizim burada değerli hocalarımız var Azerbaycan kökenli. Bugün Mehmet İsmail hocamızla bayağı sohbet ettik geniş geniş. Diğer hocalarımızla da ben inanıyorum ki onlar da bu duygu ve düşüncenin gençlerimiz arasında yaygınlaşmasında çok güzel çalışmalar yürütürler. Rektör yardımcımıza dedik, Azerbaycan'ı bilmek, öğrenmek, tanımak, araştırmak isteyen gençleri inşallah artık sık sık Azerbaycan'a gruplar halinde gönderecekler ki gençlerimiz içinde iyi bilgili insanlarımız, gençlerimiz bu konuda artsın. Ve inşallah valimden rica ettik, mün belediye başkanına da dedik, siz de takipçisi olun, el çekmeyin ha gençler. Sizin gücünüz büyüktü. Burada bir Azerbaycan Türkleri ki Çanakkale'de şehit olup onların anıtı olsun diye istedik. Çünkü bu çok önemli değil mi? Azerbaycan'da Türk şehitliğinin burada da Azerbaycan Türklerinin bir anıtının olması. İnşallah onun da açılır. Biz de açılışında gelir katılırız. Allah insanımızı korusun. Allah milletimizi, vatanlarımızı, devletlerimizi, bölgemizi ve tüm dünyanı da korusun. Bir ateş çemberi içerisinde geçen bu dünyada biraz sevgi artsın, biraz insanlık artsın, biraz da hoşgörü artarsa artık başka bir dünyaya gelebiliriz ki bunun da yolu dünyanın her yerinde insanlardan geçir, insanlıktan geçir. İnşallah siz bu konuda da güzel çalışmalar içerisinde olacağınıza inanıyorum. Hepinizi sevgi, saygıyla bir daha selamlayarak Allah'a emanet olun.